Muhammed suresi 30. Cenab-ı Allah diyor ki münafıklarla ilgili: eğer dilersek sana onları elbette gösteririz. Böylelikle sen onları simalarından tanırsın. Münafıkların hal hareketlerinde, simalarında normal insan dışında anormal bir yapılanma vardır. Yani normal insana benzemez münafıkların. Tamamında bu vardır. Evet. Inşallah. Yani bu çok manidardır. Yani tabi makul bir insan görülme olmaz. Evet. İnşallah. Andolsun diyor Cenab-ı Allah, sen onları sözlerin, söyleniş tarzından da tanırsın. Münafıklarda çok köklü bir konuşma bozukluğu vardır. Yani normal bir insanın konuşma tarzında değildir. Evet. Bir kere Müslümanlara karşı akıl almaz bir kin vardır. Ama bu kini katlanarak artar. Arttıkça da onu kemirmeye başlar. Çünkü Allah ona Kur'an'da dikkat çekmiş. Öfkenizle ölün diyor. Evet. İnşallah. Allah onları öfkeleriyle öldürsün. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Kendini yer bitirir o. Yani o tasarlar, düşünür. Düşündükçe ızdırap verir. Eyleme geçmek ister. Netice alamadıkça yine canı yanar. Yine eyleme geçmek ister. Yine canı yanar. Ve kendi kendini yakar bitirir. İnşallah hocam. Ağızlarından taşmaktadır diyor ya öfkeleri. Evet. Ayette. O ağızlarından taşan öfke de o acının bir alametidir. Yani gittikçe acısı arttıkça, öfkesi arttıkça, yani vücudunun çektiği ızdırap arttıkça o taşmada gittikçe daha çoklaşır. Evet. Yani çünkü kendini tutamıyor artık sıkıntıdan. Ağzından taşar. Bir buradan anlaşılır münafığın bir yönü, yani bir yönüdür bu. İkincisi, münafık konuşurken vicdanı hiç rahat değildir. Sürekli sahtekar olduğu için mesela Müslümanlar arasında konuşurken ya bir Müslümanın aleyhinde bir şey yakalama peşindedir. Ya bir ihbar edebilmek için bir konu arıyordur. Evet. Veyahut diğer bir münafığa bir işaret veriyordur. Evet. Münafıklar çok usturuplu ve dikkatli bir konuşma uslubu içerisinde olurlar. Yani çok şeytani bir zekaya sahiptirler diyor Bediüzzaman. Evet hocam. Yani mesela bir münafık diğer münafığı tanır ama Müslüman tanıyamaz münafığı. Münafık münafığı anlıyorlar. Evet. Yani çünkü Müslüman hüsnü zannından baktığı için o kadar anlayamaz. Ama onlar anlarlar. Mesela gizli alaycılığı vardır münafığın. Evet. Sezdirmeden böyle içen işe o düşüncesini açıklar. Evet hocam. Mesela ne bileyim ben, itaatini söyler farz edelim. İtaat ettiğini söyler ama bir başka kişinin anlayacağı göz ifadesi ve ses tonuyla, özel bir üslupla bunu yapar. Evet. Bu münafıkların kendi arasında özel bir sanattır. Yani kirli bir sanattır. Kirli bir özelliktir. Ama bu tabi feraset gözüyle akıllı bir Müslüman tarafından çok rahat yakalanır. İnşallah hocam. Ama hüsnü zanla bakan bir insan, yani avamdan bir insan fark edemez. Yani keskin dikkatli, keskin nazarlı olan insanların gözünden kaçmaz Allah'ın dilemesiyle. Evet. İnşallah. İnşallah.